Sevgili seyirciler, reklam öncesi sorduğumuz sorunun yanıtını alıp başka konularla devam edeceğiz. Demiştik ki kadına şiddet batıda var mı? Bu dinlerden mi kaynaklanıyor? Hristiyanlıkta, İslamiyet'te ya da başka dinlerde veya yaşadığımız coğrafyadan mı kaynaklanıyor? Bu bölgenin kültürü böyle mi? Çünkü biliyorsunuz Orta Doğu'da bütün peygamberler Orta Doğu'da çıkmış. Bütün mehdiler burada çıkmış. Bütün kaşifler ve mucitler de batıda çıkmış, uzak doğuda çıkmış. Niye bu tarafta hep dinle ilgili problemler var da başka tarafta bilimle, fenle, teknolojiyle ilgili gelişmeler var? Bunu da tartışmamız aslında çok önemli. Ama biz ilk soruyla devam edelim. Batıda kadına şiddet aynı mı? Dinlerden mi kaynaklanıyor, coğrafyadan mı kaynaklanıyor sorusuna yanıt arıyoruz. Hep birlikte ortak konuşalım. Batı'da da şiddetin, kadına karşı şiddetin şeylerini görüyoruz tabii. Güçle. Ne yazık ki mesela bu sene önce Arjantin'de gördük. Daha sonra Fransa'da kadınlar yürüdü. Yani dünyanın her yerinde aslında kadına karşı şiddet meselesi var. Ama bunu... Mesela sokaklarda kadınlar öldürülüyor mu? Boşandı diye öldürülüyor mu? Evlendiği yani daha zaman az öldürülüyor tabii. Türkiye'deki gibi değil mesela. Türkiye'de 14 yaşında zorla gelin mi ediliyor? Çocuk gelinler evet. Var mı Batı'da mesela? Hayır, onlar tabii yasalarla önleniyor bunlar. Ama bu şiddet meselesi çok acayip bir şey. Yani kadının öldürülmesi meselesi bütün dünyada var. Yani Türkiye kadar fazla değil. Türkiye şu an dünyada birinci sırada. 2019 yılında 390 kadın öldürüldü kocası tarafından. Bu çok acı bir şey. Yani yaşam hakkının elinden alınması kadının. Ama dünyada bunu önleyen yasalar var. Evet. Şimdi bu yaşam hakkı. Kadına şiddet ama kocası tarafından. Evet. Yani birlikte yaşıyor ama kocası öldürüyor. Ve bu hani eğitim de dinlemiyor. Yani eğitimli erkeklerin de ne yazık ki eşlerini öldürdüklerini görüyoruz. Mesela en son Antalya'daki bir olay, bir doktor kadın kocası tarafından öldürülüyor. Ve adam yabancı, bir Alman zannediyorum. Buna koca şiddeti demek daha mı doğru acaba? Kadına şiddet yerine. Çünkü bu şiddetin failleri, şiddet uygulayanlar hep kocalar oluyor çoğunlukla. Yok, %80 yakın diyelim. Sadece kocayı indirgemeyelim de %80 mesela köre cinayetleri evet, vardı. Daha yakın, köre yakın çevre. Durdu. Hayır, cinsel taciz değil de ölümlü olan de saldırılar öyle mi? Evet. Yüzde kaç yani alalım? %80'i yakın çevresi evet. Kadının. Yani bir yabancıdan ziyade %80 tanıdığı ailesi, eşi, babası, abisi, kardeşi gibi düşünebiliriz. Ve de ne yazık ki bunu erkekler yaparken sanki planlıyorlar mesela. Ben infaz kurumlarına girmişim, kadın tutuk evlerine. Orada mesela şunu öğrendim ki erkek mesela kadını öldüreceği zaman tek kurşunla ya kalbinden ya beyninden sıkıyor. Kadın o öfkeyle kendisini savunmak amacıyla kocasını öldürürse eğer bütün öfkesini ya da korkusunu zaten kocasının tüfeğiyle kocasını vuruyor. Bütün kurşunları kocasına boşaltıyor. Her kurşun 5 sene demekmiş. Mesela kadın bunu bilmiyor. 5 yıl, 5, 10, 15, her sıktığı kurşun 5 yıl daha yatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani planlı olsa bir kurşun belki yetecek. Mesela erkekler bunu öğreniyorlar mı, okuyorlar mı, biliyorlar mı? Yani bir kurşunla öldürürken kadınlar yani öfkesini kustuğu zaman... planlıyor yani erkek. Belki de evet planlıyor beş yani bunu. 5 yıl sıkmıyor, 5 kere 5 yıl, 5 yıl yatmamak evet. için. Türkiye'de nelerle karşılaşıyoruz? Yani karısı telefonu açmadı diye vurulan kadınlar var bu ülkede. Bu ülkede... İşte onu affedersin. Evet. Yani batıyla kıyaslıyoruz ya, evet. Batı'da buna benzer uygulamalarda böyle cinayetler işleniyor mu? İşlenmiş zamanında ya da az sayıda mesela Arjantin'de sadece 7 kadın öldürüldü diye bütün Arjantin kadınları ayağa kalktı. Türkiye'de bu durum daha fazla ama yasalar kadınları koruyor. Yani dinler değil yasalar mı? Tabii ki yasa koruyor. Çok önemli bir şey, caydırıcı bir şey. Yani yasa kadını korumak açısından ciddi kırılmalar yaratmış Avrupa'da. Yani kadın korunuyor. Ama bizim gibi ülkelerde kadını koruyan yasalar var ama uygulanmıyor. Demin söylediğim gibi İstanbul Sözleşmesi 6.284 sayılı kanun uygulanmıyor. Neden uygulanmıyor? Bunu da konuşmamız lazım. Biraz da kültürel kodlarla ilgili. Ya Danimarka'da mesela kadına karşı şiddetin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi de geçtiğimiz yıllarda. Evet, domestic violence'ın yani aile içi şiddeti. Aile içi şiddeti. Evet, Danimarka'ya baktığımız zaman eğitim oranı çok yüksek. Evet. Refah oranı da çok yüksek ama depresyon oranı da çok yüksek. Eğitim şart diye. Ben.
Bu mizojininden mi kaynaklanıyor yani acaba? Yani şiddetin eğitimine de hiç yok. Ben bir kadın tanıyorum mesela. Eşi beyin cerrahı, eşini gece dövüp sabah kaşını diken bir beyin cerrahı bu profesör. Yani... Kadın kocasına mı yapmış? Yok, adam beyin cerrahı, karısını dövüp sabah kaşını dikiyor mesela aynı kadının. Kadın ne yapıyor? Susuyor. Evet. Şimdi güzel bir dönemden geçiyoruz. Artık kadınlar susmuyorlar. Yani genç kuşak susmuyor. Ve neyin sayesinde oldu? Kadın derneklerinin sayesinde mi oldu? Kadın dayanışma derneklerinin sayesinde sadece mi? Sadece onunla da ilgili değil. Aslında sosyal medya eleştirdiğimiz sosyal medyanın ve medyanın sayesinde oldu. Tabii sosyal medya çok güçlü insanlar bu dönemde. İnsanlar seslerini duymaya başladılar. Birincisi bu. İkincisi de kadının tabii biraz daha ekonomik özgürlüğünü kazanmasıyla ilgili oldu. Yani... Kadın güçlendikçe özellikle kentlere göçle beraber kadın kent hayatının içinde daha fazla istihdama katılıp ekonomik özgürlük kazanmaya başladığında ve çaresiz olmadığını hissettiğinde burada işte kadın örgütlerinin desteği giriyor devreye. Yani gidebilecekleri, danışabilecekleri, sığınabilecekleri, kendilerine destek sağlayacak kurumların varlığıyla cesaretlendikçe kadınlar bırakıp gitmeye başladılar. O evliliklerin, o evlerin, o ilişkilerin içinde kalmamayı tercih ettiler. Bütün çaresizliklerini aşarak bu sefer de sıkıntı çıkıyor. Bir de en önemlisi tabii mecliste kadınların olması. Yani, çok az ama Tülyan ya. Yani varlığa Avrupa'dan bahsediyorum. Evet. Çözüm kadın mecliste olunca kadının adı siyasete var olmaya başlayınca kadın meselede halloluyor. Bizde maalesef bu hala olamadı. Çünkü bakıyoruz kadının siyasete ilgisi çok az. %15 gibi bir ilgi var kadınlara. Onunla ilgili size gelen bir soru var demin reklam arasında. Bir dostumuz Orhan Uğuroğlu sordu. Onu soracağım ama şu batıda var mı yok mu bir konuşalım isterseniz. Bakın bir kadın izleyicimiz diyor ki evet, şiddet batıda da var. Çağrı merkezinde çalışan bir arkadaşım Almanya'da telefondayken kadının kocasının geldiğini ve kadının üzgünüm şimdi dayağımı yiyeceğim diyerek telefonu kapat demiş ve telefonu kapatmış ve 2 ay önce gerçekleşmiş bu. Parantez içinde de demiş ki orada yaşayan bir Türk kadın göçmen değil bu, Alman kadın. Çağrı merkezinde çalışan arkadaşı anlatmış bunu. Yani böyle tek tek örnekler olabilir, genellememek gerekir ama... Şimdi batıda kitle... var mı sorusuna şöyle başlayalım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Emekçi kadınlar denmesinin nedeni 100 küsur yıl önce Amerika'da tekstil fabrikasında çok uzun saatler, çok zor şartlarda aç... soğukta ara vermeden çok ağır koşullarda çalışan kadınlar bu insanlık dışı çalışma şartlarına tepki gösteriyorlar. Ve bunun üzerinde bu kadınlara ne yapılıyor biliyor musunuz? Bu kadınları yakıyorlar. Bu kadınları yakıyorlar. Yani 100 küsur euro'dan bahsediyorum. Amerika gibi bir yerde, büyük bir şehirde, New York'ta bu kadınları yakıyorlar. Yaktıktan sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yakılmış cesetleri diziyorlar, örnek olsun diye. Yani mücadele olmadan, hak arayışı olmaz. Bedel ödenmeden. Hep onu anlatırım. Verdiğim seminerlerde de hep onu söylerim. Hak verilmez, alınır. Siz oturup bana hak verilsin derseniz o hak size verilmez. Biz o anlamda şanslı toplumlardan biriyiz. Bir tek. Mustafa Kemal Atatürk bir istisnadır. Gerçekten öyle. Onun vizyonu istisnadır. O yüzden bir dünya lideridir zaten. Onu bir kenara koyalım. O zaten tartışmasız bunu öngörebilmiş ve hayata dönüştürerek Türkiye'deki özgür olabilme şansını bu kadınlara vermiş. Ve her anlamda hani biraz önce konuştuğumuz erkek egosunu çok etkili şekilde yönetmiş. Kendi egosu da dahil olmak üzere ve toplumda kadın ve erkek bir arada olduğu takdirde ve birbirine destek olduğu takdirde, kadınlara özgürlük verildiği takdirde, kadınlar üretime dahil edildiği takdirde bir toplumun karanlık, çağ dışı zihniyetten kendini kurtararak refah toplumuna doğru koşar adımlarla ilerleyebileceğini öngörmüş, vizyoner, dahi seviyesinde bir dünya lideri. Onu bir kenara bırakalım. Atatürk'ün şöyle ama, bir sözü var deniyor, doğru mu acaba? Ordular yönettim ama bir kadını yönetemedim diye.
Özel yaşamında evet, özel yaşamında yönetememiş ama şunu da unutmayın, şunu da unutmayın. Yani evlendiği kadın sadece sevdiği kadın değil, aynı zamanda Türk toplumuna örnek olmasını istediği kadın. Yani eğitimiyle, oturuşuyla, kalkışıyla, ona kafa tutuşuyla hem çok beğeniyor o özgür ruhu, eğitimli ama hem de zaten. Hem de biliyor. Hem de onunla tabii bir kadın erkek ilişkisi kendi özellerinde yenişemiyor. Yani o Mustafa Kemal Atatürk'ün özelinde evet. Atatürk ama aynı zamanda yani. Rol modelde olmuş bir insan. Ama söylemiş midir acaba bu sözü? İşte ben de onu merak ediyorum. Mesela içeri çok enteresan. Ben gençler için çok yeni bir belgesel çektim. Adı Güç Sensin ve çok güzel sevdiğim Güç Sensin. Çok güzel bir sözle başlıyor. André Gide'in açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Hı-hı. Muhteşem bir söz bu. Şimdi Fransızca çevrildi. Çünkü belgesel Fransa'da gösterilecek. Maalesef çeviren kişi bunu bulamadı. André Gide'in böyle bir sözü yok diyor. Buyurun bakalım, internet efsane. Muhteşem bir söz ama evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani pek çok sözü de söylememiş olabilir. Yani birçok Atatürk'e mal edilen bazı sözler belki onun olmayabilir. Söylememiş olduğu ve ona mal edilen sözler. Beni Türk hekimlerine emanet edilen sözü yok. Bu konuda yapılan doktora çalışmalarında bile aranmış, bulunamamış. Ama güzel bir cümle. Evet. Çok ama güzel. Ona yakışıyor diyoruz evet. Değil mi? Kim yakıştırmışsa güzel yakıştırmış. Ayrıca şöyle de bir rol model Mustafa şeyi Kemal. Şeyi unutmadık ama Atatürk'ün kaldın evliliği evet. Bir kadının yönettiği yönetemedi. Evet. Sonunda boşandı ama. Ben de tam kadın onu söyleyecektim. Kadın hakları o nokta. Evet. Boşanması bence muhteşem bir tabii, şey. Tabii. Yani unutmayın ki bugün erkekler kadınları onlardan boşandığı için öldürüyorlar. Bugün hangi siyasetçi? Ya da boşandığı için öldürmenin ötesinde kin güdüyorlar. İşkence ediyorlar. Kin güdüyorlar. Hayatınız yani, ediyorlar. Bugün hangi siyasetçi kötü giden ya da kendisini mutsuz eden bir evliliği kamusal alanda bitirmeyi göze alabilir? Onun yerine hı? Sahte bir şekilde el ele tutuşup yani eş görünümlü çanta taşır gibi aslında. Aynen öyle yani kim yapabilmiş o bunu? Ben büyük hayranlık duyuyorum Mustafa Kemal'e ve lütfen. Boşandığı için. Evet. Yazın bu şekilde boşandığı bunu da yazın arkadaşlar. Yani bir böyle ya boşanabildiği için. Yani bu ne kadar az görülen bir örnek. Var mı dünyada böyle yani hakikaten bir Kurtuluş Savaşı'nı falan yönetip sonra da eşinden bu koşullarda ayrılmış başka bir siyasi deha. İkinci bir kişi var mı ya? Yönetemeyince boşanması mı gerekiyordu? Ne yapacaktı ya? Mutsuz olan bir evliliğin içinde. Kadının dediğini yapsaydı mesela. Niye yapsın? Yani eşitlikçi bir evliliğin bir içinde. Göstermelik bir evliliği sürdürmektense. Erkek izleyicilerimiz adına soruyorum tercih. Bunları. Hani kadın peki ben de o zaman kadın izleyicilerimiz adına size bir soru sormak tamam. istiyorum. Bu dergide libido diye bir yazınız. Ona geleceğiz. Yani nasıl sorarsan, geleceğiz? Tabii sorduk. Çok merak ediyorum. Bütün bunların kaynağı o değil mi zaten? Yani enerji, libido. Şu konuyu bağlasak mı? Peki, onu, evet. Ben kaçmıyorum sorudan. Şöyle yazdığım söyleyeyim. Kaldığım yerden devam pardon, etmek bir gerekir. Bir de şunu söyleyeyim. Bizim kültürümüzde var galiba. Zaman zaman söylüyorum bir kan kültürü var. Çok büyük tasavvufçumuz Yunus Emre de bile diyor ki şiirinde aşk boyadı beni kana diyor. Aşk boyadı beni kane diyor ya. Aşk beni kana boyadı diyor. Şimdi Yunus Emre bunu başkası söylese kızarız. Ama Yunus gerçek anlamda kan değildir o. Nedir? O ya zaman da konuşalım. İnce hastalık manası hani insanlar aşk evet. yüzünden aslında hani ince hastalığa tutuluyorlardı. Hani o manada olduğunu ama bu kültür o zamandan itibaren Yunus Emre başka bir şey mi kastetti? Hakikaten kanı mı kastetti? Ayrı ama kanı kastettiğini ben söylüyorum. Diyelim ki başka bir mecazi ifadesi var, anlamı var. Bugün de günümüz şarkılarına da bakalım. Diyor ki öpe öpe öldüreceğim seni. Ya niye öldürüyorsun? Şimdi bunu fark etmeden söylüyor. Yani çok sevdiğini anlatmak için bile öldürmeyi kullanıyoruz biz. Öldürerek. Öldüresiye sevmek hani mesela diyoruz katile, mesela. Katile mikrofonu uzatıyorlar. Adam diyor ki çok seviyordum öldürdüm. Ya benimsin şimdi, ya toprağın. Evet. Şimdi sevginin sonucunda insanın yaşatması lazım ama biz bunu kitlelerde de görüyoruz. Kitle davranışlarında. Şimdi bizi izleyen saygın bir kitle var. Diğer televizyonlarda izleyen saygın kitleler var. Öyle olmayanlar da var ama şimdi kitlelere sorduğunuz zaman hep eğitimi şart olduğunu, kültürü, çocuklarının falanca filanca müthiş okullarda okuduğunu falan anlatırlar.
eleştirirler. Eskiden vardı, adını vermeyeceğim şimdi televizyonda diye bir meslektaşımız vardı. Erkek bir anchormanımız. Mesela onun yaptığı haberleri çok eleştiriyorlardı. Ya bir olayı 5 kere mi tekrar ediyorsun? Bizim zekamızla alay mı ediyorsun diye. Ama hep onu seyrederlerdi ve açık ara birinci olurdu o arkadaş. Acı var mı, acı diye sorar. Evet. Şimdi onu soran arkadaş. Şimdi kitlelerin davranışı böyle. Hem ağlarım hem giderim meselesine benziyor bu. Hem eleştiriyorsun hem yapıyorsun. O yüzden seviyordum, öldürdüğüme bağlayalım. Seviyorsan yaşat. Kitleler sevmediğini yaşatıyor diye ben yıllar önce köşe yazımda vurgulamıştım. Sevdiğini de öldürüyor. Mesela diyor ki seni çok seviyorum, çok iyi bir köşe yazarısın. Bakıyoruz okumamış. Buradan görüyoruz ya biz onların görmediği tıklanma sayılarını. Okumamış. İlhan Selçuk'a ne örnek vereyim? Cumhuriyet Gazetesi'nde de operasyon düzenlendiği zaman hapse atıldı ya. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşesinin beyaz boş olarak çıktı, boş kalmasın diye. Cumhuriyet'in tirajı arttı o dönemde. Güzel, dayanışma gösterdi. Ama İlhan Selçuk'un köşesi boş. Beyaz sayfa. Ya, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yazmaya başladı İlhan Selçuk. Cumhuriyet'in tirajı düştü. Ya nasıl bir kitle psikolojisidir bu? Adamcağız yazıyor. Türkiye'nin en önemli yazarlarından biri İlhan Selçuk. Ne yazıyor diye insan merak edip gazeteyi almaya devam etmez mi? Hayır. Boş olmayan sayfa için destek gösterdi. Olan yazı için göstermedi bu kitle. Cumhuriyet'in tirajı ortada. Bunu pek çok örnekte de görüyoruz. İnsanlar sonuç olarak, Türkiye'de galiba böyle, başka ülkelerde incelemek gerekir. Sevdiğini öldürüyor, sevmediğini yaşatıyor. Bilerek ya da içgüdüsel olarak. Buyurun. Biraz önce Batı dedik, oradan devam edelim. Kadın mücadelesi Batı kaynaklı... Pardon. Kadın mücadelesi Batı kaynaklı başlamış olsa da aslında sadece Batı'nın verdiği mücadeleyle gerçekleşmiş değildir. Şimdi burada kadın topraklara bakalım. Amazonlar dediğimiz kadın savaşçılar nereden geliyor? Bu topraklardan geliyor. Yani bu Anadolu coğrafyasından geliyor. Yani bu coğrafyada ok atan, savaşan kadınlar olmuş. Yine bizim kültürümüze bakarsanız Uygurlarda, Göktürklerde, yani Asya'da savaşan kadınlar, yönetimde söz sahibi olan kadınlar, Selçuklu'da keza, yani bizim tek başına kültürümüz kadını aşağılayan bir kültür gibi bir genelleme çok yapmamak gerektiğini altını vurgulamak açısından bu örnekleri veriyorum. Bu bir. İkincisi, sadece din eksenli bir baskıdan bahsetmiyoruz. Din bir araçtır. Kimi zaman sapık bir zihniyeti maskelemek, kimi zaman hırsızlıkları maskelemek, kimi zaman ayrımcılığı maskelemek için. Tabii burada gerçekten inançlı insanları tahmin edebileceğiniz gibi ayrı tutuyoruz. Onlara saygımız sonsuz. Ama din bir araç haline dönüştürüldüğü zaman kadını baskılamakta harika bir silah haline geliyor. Ama sadece din değil. Evet. Aynı şekilde gelenekler, görenekler, aynı şekilde kimi zaman ideolojiler. Yani siz bir ideolojiyi, bir geleneği, göreneği, inanç yapısını çok etkili kullanarak o toplumun refah düzeyini arttırmak, mutluluk, huzur ve barış getirmek için, insanlık için, ahlak için de kullanabilirsiniz. Tam tersini de yapabilirsiniz. Yani geleneği, göreneği, işte namus cinayeti diyerek sadece bu topraklarda değil, bakın Hindistan'da hala bugünün dünyasında Hindistan'da kadınlar yakılıyor. Yani İran'da taşlanıyor. Çin'de tecavüze uğruyor. Almanya'da dayak yiyor. Latin Amerika'da keza, yani satılıyor. Nasıl? Evet, yani Uzak Doğu dediğiniz örneklerde kadın bedeniyle para kazanıyor ve bu adeta bir milli ekonomiye katkı olarak sunuluyor. Şimdi burada demek ki tek başına İslam, tek başına din hedef haline getirilmemeli. O zaman bir filozofun sözünü söyleyelim. Diyor ki tutuş şeklinize göre her şey bir silahtır diyor. Değil mi? Tabii. Kalemi böyle tutar. Yani bıçak bir alıp bir insanın böğrüne saplarsınız, canını alabilirsiniz. Ya da aynı bıçağı bir neşter gibi ameliyatta o insanın hayatını kurtarmak için kullanabilirsiniz. Bu cinayetleri biraz yumuşatalım mı? Atol Behramoğlu'nu hepimiz tanıyoruz değil mi? Evet, şairimiz.
Özlem Gülses galiba tanımıyor. Çok iyi tanıyoruz evet. Tabii ki de. Şimdi bir mesaj göndermiş benim cep telefonuma. Diyor ki, bir de kadınları kahkahalarla güldürmeye başaran erkekler var. Senin gibi. Sevgili Hulki, bunun sırrını senden öğrenmek isterim. Bu arada diyor, hanım ve zarif kelimelerini kullanmak serbest ise programdaki zarif hanımefendilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum ne diyor. Ne kadar korkutmuşuz demek ki. Atol Behram oluyor. Şairane ve asil çok teşekkür ediyoruz evet. Kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen şunu bir izleyicimizin iletisini ekleyelim. Yusuf Kondakçı diyor ki, Özlem Hanım erkek ve kadınların mutsuzluğu hakkında güzel bir konuya değindi az önce. Biliyor musunuz bu ülke insanı yaklaşık 60 yıldır darbeler, ekonomik sorunlar, savaşlar, göçler ve benzeri nedenlerle mutsuz. Ve birçok kadın mutlu bir hamilelik yaşamadı diyor Yusuf Bey. O kadar doğru söylüyor ki ben geçenlerde böyle bir tweet yazdım. Sözü orada unutmadım. Ekranda gençlerin İstanbul Üniversitesi'ndeki örgütlü mücadelesini izliyordum. Ben üzülüyorum gençleri sürekli aynı karelerde görmüş olmaktan. Ben bir ODTÜ'lüyüm. Bu eylemlerin içinde uzun zaman bulundum, yaşadım, şahit oldum. Geçmiş üstünden 35 yıl biz hala bir arpa boyu yol alamamışız diye ben üzülüyorum. Ve geçenlerde bunu izlerken şöyle bir tweet yazdım. Acaba bu ülkede hayal ettiği ülkeyi görüp mutlu ve huzurlu bir şekilde ölen bir nesil var mıdır diye. Yok galiba. Bu arada o tweet'i tamamlayacak bir şey söylemek isterim ben de. Kadının sütünün kaynağı bile mutluluktur aslında. Çok doğru. Su, uyku ve mutluluk. Anadolu sözü mü? Hayır yani bilimsel benim veri. Yani insanlar ve bilimsel veri bilimsel yani ve çevremde de. Ha, evet. Yani boşu boşuna evet. Gerçekten sütü kesildi derler ya. Kadının, anne sütünün kaynağı mutluluk. Su ve uykudur. Aynen yani bak öyle. En temel şeyler aslında evet. Bunlar. Yani gıda, o beslenme. Hani kadın çok az çok böyle az gıdayla besleniyor olabilir ama sütü oluk oluk akar, bebeğini sütüne gark eder. Ancak bütün en şatafatlı yiyeceklerin arasında bir kadın bulunsun ama mutsuz olsun sütü olmaz. Yani direkt sütü kesilir. O izleyicimizin notu çok doğru. Hamile pek çok kadının bu yüzden sütü kesiliyor. Bebeklerini emziremiyorlar. Bebeklerini emzirme mutluluğu pek çok kadın belki kendilerinin seçmediği bir evliliğin içinde ve belki de sevmedikleri bir adamdan o bebeği doğurmak üzere bekliyorlar. Aynı şey erkekler için geçerli. Yani istenmeyen evlilikler mi? Evet. Pek çok kadın belki son derece fakr-ı zaruret içinde evlerde o bebeğin, o çocuğun geleceğiyle ilgili sayısız endişenin içinde anne oluyorlar. Pek çok kadın aslında şiddet görmeye devam ederken, yani unutmayalım Türkiye'de şöyle bir aile içi şiddet istatistiği var. Her 4 kadından biri bu ülkede dayak yiyor. Bu şu demek, bu stüdyoda şu anda biz 7 kişiyiz. Bu stüdyoda bulunan en az bir kişi bunu ya yaşadı, ya tanık oldu, ya komşusunda gördü. Net! Net. Söylemiyor olabilir. Ama bu böyle. Yani dolayısıyla bu evlerde bu da var. Dolayısıyla yani çok çok... Ki şiddet sadece fiziksel şiddet olmak zorunda da değil ama ben fiziksel şiddetin istatistiğini verdim. Diğeri istatistiğe tabii. Girmiyor ki. Bir de psikolojik şiddet var, duygusal tabii, o, şiddet var, iş yerinde şiddet var. O erkeğe de var. Kadına olduğu kadar erkeğe yok mu? Erkeğe de var, gence de var, çocuğa da var, sokakta yürüyen sıradan insana da var. Kadın üstelik anneliğiyle hep bu toplumda hani yüceltilirken en kolay aslında aşağılandığı ve en kolay üzüldüğü konusu da anneliği oluyor. Anne olduğunuzda mesela erkeklerin çoğu çok daha hoyrat davranmaya başlayabiliyor. Hani size vücudunuz, fizyolojiniz değişmiş olabiliyor. Bunun üzerinden sizi Sedef'in dediği gibi hani sözlü olarak taciz edebiliyor, üzebiliyor, aşağılıyor. Anne olduğunuz için artık siz bir gözden düşmüş oluyorsunuz. Sadece bir anne oluyorsunuz. Hani bir kadın yani, olmaktan da çıkabiliyorsunuz. Yani insan olarak değil de bedenler, evet, kadın bedeni üzerinden aslında değerlendiriyor. Benim burada bir de belirtmek istediğim bir husus daha var. Biz kadınlar da çünkü şiddetin kaynağı kıskançlıktır aslında. O ilkel duygudur. Kıskançlık büyüdükçe işte ölümcül sonuçlar da doğurur. Biz kadınların kıskançlığı bir sevgi unsuru olarak
görmememiz de gerekiyor. Bununla karıştırmamamız gerekiyor. Ne yazık ki hepimizin kendi hayatında da dönem dönem veya çevresinde çok duyduğumuz bir şeydir. Beni sevdiği için kıskanıyor. Ama işte o kıskançlık gün geliyor çok daha başka bir döngüye kavuşuyor ve kadının buradan yara almasına neden oluyor. Hatta hayatını kaybetmesine sebep olabiliyor. Benim mesela çok örnek verdiğim bir mevzu vardı bu. Hayvanları yerken bile insan işte mesela atıyorum domuz yemem der. Çünkü eşini kıskanmaz der. Ben de soruyorum hep koyun peki veya koç koyunu kıskanıyor mu? Horoz tavuğu kıskanıyor yani mu? Şey, o zaman hani, biz eşini kıskanan hayvanları yemek zorundayız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kıskançlığa böyle dayandırılan bir sevgi ve bağlanma hissiyatı var. Yediğimiz gıdayı bile hani hükmeden bir kavram olmuş kıskançlık. Aslında biraz bu kıskançlık üzerinde düşünmek gerekiyor. Domuz örneğinden bir şey söyleyeyim. Demin dedim ya insanlar sevdiğini öldürüyor, sevmediğini yaşatıyor diye. Domuzu şimdi mesela din yasak getiriyorsa eğer domuz eti haramdır diye domuzlar bize şükrediyordur. Yaşasın bizi haram gördüler ve biz canımızı kurtardık. Şimdi mesela koyunları, büyükbaş hayvanları, inekleri düşünelim değil mi? Kurban Bayramı'nda kesiliyor. Domuza dokunmuyorsun burada. Ama bu toplumda ya, dokunmuyor. Başka toplumlarda. Tabii bu toplumdaki toplumda. Bu toplumdaki domuzları domuzlar. Kastettim. Evet. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Erik Fromm'un bir sözü var diyor. To be, to have ikilemini sorguluyor. Türkçesini yazmamış ama herhalde şöyle çeviriyor. Olmak ve sahip olmak. Sahip olmak, evet. Şimdi biz bunu diyor to love, to own olarak düşünebilir miyiz? Sevmek, sahip olmak. Sahip olmak. Evet. Bir şeyin sahip olmak. Hani ya benimsin ya kara toprağın hikayesi üzerine belki sözü üzerine bunu görmemiz lazım. Ya da bu işte bir had meselesi. Yani hadsizlik. Hadsizlik. Şimdi ya mesela benimsin. Kalkıp bütün bunları yine bağlamak gerekirse kalkıp birileri şunu yapacaksın, şöyle giyineceksin, böyle yaşayacaksın, bu kadar çocuk yapacaksın, kırmızı ruj sürmeyeceksin, kahkaha atmayacaksın, gülmeyeceksin, anne olacaksın, olmayacaksın gibi hani üst düzey kanaat önderleri, yöneticiler, siyasetçiler bile haddi olmadan bunları aleni bir şekilde adeta bir siyasetin parçasıymış gibi topluma rahat rahat sunabildikleri bir ortamda, bir ülkede. Söyleyebiliyorlar şu an, sunamıyorlar. Bir kere kimsenin haddi değil. Yani bu ülkenin en üst mertebesindeki kişi Cumhurbaşkanı. Değil mi? Birçok yetkiye sahip. Ama Cumhurbaşkanı'nın bile haddi değil. Bir kadına kaç çocuk yapacaksın, ne giyineceksin, ne yiyeceksin, nasıl bir ilişki yaşayacaksın? Kimsenin haddi değil. Bu kadının kendi özgür seçimi ve kararıdır. Dolayısıyla şuna bağlayalım. O sevgi meselesinde de sahiplenme ya da sevme. İnsan kendisini seviyorsa karşındakini sever. Ama insan kendisiyle ilgili bir sorunu varsa sahip olarak sevgisini ifade eder. Sahip olma güdüsünde sen benimsin. O araba benim. Bu çocuk benim. Bu ev benim. Sahip olma sahibim. Sahip olarak sevgiyi ifade etme. Bu aslında özünde bir açlığın göstergesidir. Ve buna sahip olamadığı zaman kendini yok saymaya kadar gider. O yüzden kendinde bir had bulur. Yani onun istediği gibi davranmadığında azarlamak, karşılık görmediği sevgide intikam almak ya da öldürmek gibi. Ama hiç kimse şunu söylemez. Senin haddin değil ki. Senin haddin değil bu. Seversin ya da sevmezsin. Ama eğer egon yönetilemiyorsa ve sen sevgiyi gerçek anlamda kendi içinde büyütüp zenginleştiremediysen o zaman sahip olma güdüsüyle, kıskançlık güdüsüyle sevgini gösterme, yani tırnak içinde sevgini gösterme ihtiyacı hissedersin. Bakın toplumda da bu böyle. Şimdi biz bu sorunları peki nasıl, yani istediğimiz gibi sevgi toplumuna, dayanışma toplumuna, kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konumuna getireceğiz. Bir iki tane şeyden bahsetmek istiyorum hızlıca. Biraz da hani sorunların ötesinde neler yapılabilir diye. Onlar da şu. Birincisi, kadınlarımızın bu içinden geçtiği, Türkiye'nin bu içinden geçtiği karanlık dönemde ben son derece cesur olduklarını görüyorum. Tam bu sırada bir izleyicimizin elektronik postasını okuyayım. Deniz 3 Öç Güder diyor ki
harika 4 adet silahşör var orada diyor. 4 silahşör kadın ne mutlu bize demiş. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Bu karanlık dönemde kadınların daha fazla mücadele vermesinin özü ne? Çünkü bu baskıcı yönetim anlayışı ve zihniyet daha çok kadınların hayatına tecavüz eden bir anlayışa sahip. Ve bakın biraz önce ne dedim? Hak verilmez alınır. Şimdi kadınlar sahip oldukları hani Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki o harika devrimler sonrasında toplumun dönüşmesiyle birçok hakları aldılar mı? Almışlar. Ama biz son dönemde neyi fark ettik? İşte hep biliyorduk 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmişti falan. Bunu sadece böyle söyleyip geçiyorduk. Aa, bu çok değerli bir şeymiş. Bu çok kıymetliymiş. Kadının siyasette söz sahibi olması gerekiyormuş. Kadına işte kızlara fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği. Aa, bu ne kadar önemli bir şeymiş. Bunun için mücadele edilmesi gerekiyormuş. Çünkü kızlarını eğitmeyen bir toplum asla ama asla gelişemiyormuş. Dolayısıyla biz bu son dönemde bir şeyleri kaybetmeye başlayınca gördük ki baskılanıyor. Eve hapsediliyor, sadece anne olmaya indirgeniyor. İşte kadın iş bulmaya çalıştığı için işsizlik oranı arttı gibi akıl dışı ifadeler bakanlar tarafından dile getiriliyor. Ama dolayısıyla kadınlar koltuklarını asla bir birisi de terk etmiyor. Dolayısıyla kadınlar haklarının ve hayatlarının yaşama biçimlerine inanılmaz derecede bir tecavüzle karşı karşıya kaldıkları için daha fazla cesaretle bunları dile getirmeye başladılar. Bir kere bu çok önemli. Çok haklısın. Yalnız şöyle bir durum ama var. Ama Tolstoy ne demişti şimdi, senin kitabında? Kadın erkeği ipsiz bağlar. Şimdi değil mi? Bir, demek ki bir mesele var. Kadın bazen belli bir statüde, yaşta ve deneyimdeyse bile, diyelim ki siyasete atılmak istiyor kadınlar, bakalım siyasi partilere o kadınları ne kadar aday gösteriyorlar. O hangi ayrı, kadın, o ayrı. O çok ama önemli. Bu, neden bu, biliyor bu musun? Ayrı, neden? Kadın meclise girerse kadın meseleleri çözülmeye başlayacak çünkü. Tam, ama tam da o yüzden. Ne yazık ki siyaset bir erkek oyunu olduğu için kadınları istemiyorlar. Değil. Hayır, siyaset bir erkek oyunu değil ve olmamalı. Bizim zaten buradan sesleneceğimiz kadınlara şunu söyleyeceğiz. Yani biz cesaretle bu dönemde eğer bir mücadele veriyorsak, senin de söylediğin gibi cesaret bulaşıcıdır. Kadın siyasetin dışında kalmalı. Zaten partiler erkek egemen, siyaset erkek egemen. Bunları kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Kadın dışında kalmalı değil, kadın içinde olmak istiyor ama erkek hayır, egemen bunu siyaset kadını dışarıda bırakıyor. Güzel ama bunu tamam, varsayarak tamam, öyleymiş algısı üzerine yürümemiz lazım. Tabii o ki yüzden de bakın Türkiye'de şimdi bizi izlediği için de söylüyorum, Canan Güllü gibi inanılmaz önemli rol modelleri var. Bütün kadın dernekleri federasyon başkanı bizi izliyorsa tekrar selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Şimdi Canan Güllü gibi kadınlar var bu ülkede inanılmaz derecede ciddi mücadele verenler. Yani her katmanda ülkenin her köşesine gidip 81 ilde köylüsü, kasabalısı, şehirlisi, eğitimlisi, eğitimsizi. Bir kere bu mücadeleler devam edecek. İkincisi iletişim çok önemli. Bakın bu sosyal medya sayesinde kadın cinayetleri çok daha fazla dile getiriliyor. Kadınlara tepki yok, tekme atanlar yok, efendim öldürenler birden gündem oluyor ve bunlar düne kadar salı verilirken şimdi bir dakika kararlar değiştiriliyor ve o toplumsal tepki nedeniyle, baskı nedeniyle aa diyorlar biz bu cezayı vermek durumundayız. Demek ki bir Canan Güllü ve gibi yani bu kadın derneklerinin çalışmalarını takdir edeceğiz ve takip tabii edeceğiz. Kader var. İki, sosyal medyayı başta olmak üzere çok etkili kullanacağız ve iletişim içinde olacağız. Üç, musluğun başında kim varsa onun sözü geçer. Yani eskilerin deyimiyle parayı veren düdüğü çalar. Kadınlar musluğun başında olacak. Yani musluğun başında olmak ne demek? Ekonominin içinde olacak. Para varsa gücü var. Para varsa yarın öbür gün siyasete giriyor. Para kazanmadığı takdirde kadın özgürlük konusunda taviz vermek zorunda kalıyor. Kadın eşine, babasına, kardeşine, ailesine mahkum durmak kalmak zorunda. Yani bağımlı kalmak durumunda kalıyor. O yüzden musluğun başında kadın olacak. Her türlü şeyde bizim kadınların istihdam edilmesi, iş dünyasına kazandırılması konusunda
muhakkak her anlamda mücadele vermemiz lazım. Çünkü kadın ne zamanki parasını, ekonomik özgürlüğünü kazanıyor, o zaman başını kaldırıyor. Neden eğitimli kadınlar ya da sosyoekonomik statüsü daha yukarıdaki kesimlerde boşanma oranları fazlalaşıyor? Çünkü kadın diyor ki, eğer ben ekonomik özgürlüğüme sahipsem bu adımı çekmek zorunda değilim. Ben kendi hayatımla ilgili kararları verip kendi yoluma devam edebilirim diyor. O yüzden de suyun başında olacak kadınlar. Yani ekonomiye muhakkak girecek. Eğer ekonomik gücü elde ederse yarın öbür gün siyasette de daha fazla söz sahibi olacaktır. Toplumsal hayatta da daha fazla söz sahibi tam olacaktır diye Orhan düşünüyorum. Orhan Uğurlu'nun gönderdiği bir soru vardı, onu yönelttim. Diyor ki Orhan, kadınlar siyasette değil de daha çok sosyal alanda başarılı. Acaba bu kadınların sevmediğinden mi, siyaseti sevmediğinden mi? Sosyal alanda başarılı, akademide... Hayır, çünkü siyasette neden kadının ismi çok az geçiyor? Çünkü siyaset Türkiye'de müthiş bir ekonomik döngü. Ama biz 3 tane kadın politikacı tanıyoruz. Hani ilk aşamada aklımıza gelen. Eskiden sayarsak. Hepsi de tartışmaya açık 3 yani. Eskiden sayarsak. Rahşan Ecevit var. Tansu Çiller var. Şimdi mesela... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener var. Değil mi? Aklımıza gelen başka bir şey var mı? Kadın politikacı. Çünkü siyaset de inanılmaz bir rant ve ekonomi. Yani gücün olduğu yere kadın sokulmuyor. Demin ben onu söyledim zaten. Siz kadın konuklarımıza, gazetecilere kadınlarla ilgili bir açıklamada bulunayım o zaman. Mesela Ceviz Kabuğu programına kadın politikacılar, milletvekilleri çok çağırıyoruz biz. Bugüne kadar gelmiyor. Niye? Niyesini ben size soruyorum. Yani izleyicilerimiz de bazen soruyor, niye o gelmedi, bu gelmedi. Biz hepsini davet ediyoruz. Zaten bu kanala kimlerin geleceği belli. Hayır, başka kanaldayken de öyle. Yani çağırıyoruz kadın milletvekilini, uzak duruyor. Evet. Ya demek ki bizim biraz siyasete girme zamanımız geldi. Yani, Türkiye'de kadınların sadece %15'i siyasete ilgi duyuyormuş. Şimdi burada birazcık buna da bakmak lazım. Yani erkeklerden değil, kadınların ilgi düzeyinin düşük olmasından. Kadınların ilgi düzeyi düşük. İlgi düzeyi olan ve buna gönül koyan, giren kadınlar da ne yazık ki siyasetin, onları siyasette göremiyoruz ya da işte mecliste göremiyoruz. Yani aday yapılmıyorlar ya da öne koyulmuyorlar adaylık sıralarında. Yani CHP'den kaç milletvekili var şu an? CHP'de mecliste bir kadın kotası vardı. O çok az. Nedenle, evet. 17 mi? 14 mi? Toplam 77 kadın milletvekilimiz var mecliste. Yani... 72, 600 kişi içinde. 72, 77. 77 mi dedin? 77 diyebilirim. Tamam, 77 yani 600 toplam. Ne kadar toplam az değil mi? Ne tabii, kadar az. 6'da biri bile değil. Değil yani, bu yüzden birazcık da yani işte parti liderlerine de bakmak lazım, dönüp bakmak lazım. İşte. Ve kadınları bu konuda desteklemek ve güçlendirmek lazım. Yani bence eminim ki birçok kadın siyasette yer bulmak istiyordur. Ama ben size bir itiraf değil de açıklamada bulunayım. Mesela bir kadın politikacıyı, genel başkan idi diyeyim, öyle mi şu anda değil mi, hani belli olmasın diye onu korumak adına. Kadın kolları partide, kadın kolları kurulmasını istememişti. Niye dedim? Genel başkanlığa oynuyorlar, kadın kolları kurmayalım demişti. Şimdi bunu söyleyen bir kadın. Umarım hala siyasette değildir. Ama bu cümle hayatta, kendisi hani siyasette içinde içinde mi değil mi ayrı, fakat bu cümleyi duydum. Kadın kolları kurmuyoruz. Kadın kollarında çok çalıştığını şimdi görmüyorum. O zaman açıkçası genel başkanlığa oynuyorlar, iktidar kavgası oluyor içeride dedi. Bunu bir erkek söylese hadi hep beraber saldıralım, vuralım, işte erkek egemen. Talihsiz bir cümle olmuş. Bu talihsiz bir cümle ama işte kadın kollarına da, kadınların siyasette kadın kollarına da indirgenmemesi gerektiğini de söyleyelim. Evet. Ama kadın ekonomi de olacak, kadın ekonomi bakanı olacak, kadın dışişleri bakanı olacak, kadın başbakan olacak, kadın cumhurbaşkanı olacak. Kadın tıp dünyasında da, sanat dünyasında da, sosyal dünyada da, kadın mühendislikte de, kadın siyasette de, yani kadını sadece kadın kolları, sadece kültür sanat, sadece işte aileden sorumlu devlet bakanı sınıflarına ve statülerine de mahkum etmemek gerekiyor. Ama olanı biz alıp cebimize koyalım değil mi? Bir kere kadınlara böyle bir alan açıldıysa onu değerlendirelim. O fazlasına da sahip olunsun. Talep edeceğiz Hulki Bey. Azla yetinmeyeceğiz. Tekrar ediyorum. Hak verilmez, alınır. Sesinizi yükseltmediğiniz, mücadele etmediğiniz
ve ısrarlı bir şekilde talep etmediğiniz sürece hiçbir şekilde bu haklar size verilmez. Ya baktığımız zaman mesela iş dünyasında da öyle. Bakıyorsunuz kadın belli bir yere geliyor, sonra cam tavan yaşıyor. Yönetim kurullarında kadının sayısı çok az Türkiye'de. Karar alıcılarda. Gazetelere bakın. Gerçi gazete kalmadı artık ama gazete genel yönetmenleri. Bir Nurcan Akat vardı zamanında. Yok. Şu anda var mı kadın genel yayın yönetmeni sizden başka? Siz dergide, gazetede, televizyonda. Kadın dergilerin tabii yayın yönetmenleri kadınlar. Sevgili Ahu Özyurt var. Ahu Özyurt. Evet. Woman TV odan hayatta genel yayın yönetmeni. Zaten Woman TV'nin genel yayın yönetmeni de erkek olsaydı bir acayip olurdu. Taşı ben 8 erkeğin konuştuğunu gördüm ekranda. Konuşabilir. Kadınlar gününde hani kadın meselesi. Yıllarca türban meselesi erkekler konuştu bu ülkede. Yani biz bu ülkede şunu da gördük. 2001 krizinde mesela hani ciddi ilk basın krizidir. Tasfiye edilenler hemen kadın olurlar. Yani ilk kadınlardan taviz verilir. Yani ben onu yaşadıktan sonraki çok şaşkındım. Yani iyi bir gazetecisiniz, manşet haberler yapıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz 2001 krizinde pat siz ve diğer kadın arkadaşlarınız kapının önüne koyuluyor. İşte yani çok bu alanda çalışması lazım. Ciddi örgütlenme lazım, dayanışma lazım. Kadın kadının gücüdür'e çok inanıyoruz biz hepimiz. Çok kötü bir laf var, kadın kadının kurdudur diye. Yani burada mesela bu alanda yani dayanışma olmadan asla adımız olmayacak. Yani Duygu Asena'yı saygıyla anlıyorum burada. Kadın adı yok kitabını yazdığından bugüne biz şimdi kadın yol aldığımızı düşünüyoruz aslında. Bakın kadının adı evet, yoktan öyle. Yani şu anda kadın sözcüğünün bile söylenmesinde sanki yanlış bir şey söyleniyormuş canım, algısına kadar gel. Tabii o yüzden bayan deniliyor ya. Mesela bunu anlatıyoruz. Yani diyor ki bayan giyim, erkek giyim. Olmaz. Kadın giyim, erkek giyim. Bayan bay bayan olabilir. Hanımefendi, evet. Beyefendi olabilir. Bu arada yeni bir haber kadın, var arkadaşlar. Erkek, onun muadili kadındır. Evet. Erkeğin denildiği yerde kadın denilmesi gerekiyor. Kadın bakanımız mı oldu? Ne Hayır, oldu? İran'da kadınlar için düğmesiz dış giyim üretimi yasaklanmış. Serbest miymiş bugüne kadar? Serbestmiş bugüne kadar. Düğmesiz dış giyim. Düğmesiz dış giyim, tunik ve palto. Yani mutlaka düğmeli yani olacakmış. Yakalarını açmayacaklar. Yakalarını açmayacaklar. Bu çok yeni bir karar. Peki kadınlar ne yapıyor o aynı İran'da? Kadınlar ne yapıyorlar biliyor musun? Onu da söyleyelim. Yani bu baskının da bir sonu var ve insanoğlu mutlaka artık bir yerde hani patlıyor diyeyim yani hakikaten de. Kadınlar mesela o küçücük başörtüleri takmamak için saçlarını kazıtıyorlar bugün İran'da. Ne kadar trajik ve dramatik bir karardır ya bir kadının saçlarını kazıtması. Ne demek? Ne demek yani? O zaman serbest miymiş? O zaman serbest çünkü saçı yok. Ha, kıl meselesi yani. Evet, devrim polisi hiçbir şey yapamıyor. Kadın saçını kazıtıyor, sokakta dolaşıyor. Devrim polisi diyemiyor ki niye başını örtmüyorsun? Gerçek mi bu? Gerçek bu. Din bunu düşünememiş demek yani. Yani neyse kılsa din, kazıtıyor onu. Yani din kusura bakmasın yani. İran. İran ama yani İran yok İran'ı anlatıyorum. Yani pek çok şeyi düşünememişler zaten. Evet. Yani bugünün toplumsal sorunlarıyla ilgili neye bir çözüm getirebilmişler şimdi yani. Bazı kesimler, o yüzden de yarın sizi tefe koymasın. Dört tane kadın geldi dinimize şunları söyledi. Kadın Adalet Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu bize ne diyor? Sevgilerini yolluyor. Zevkle izliyormuş. Ne derneği başkanı? Bir kadın Adalet Destekleme Derneği. Siyasette kadın adının olmasını gerektiğini savunan sizleri ve çok mesela milletvekili yapmak için destekliyor mu bu dernek? Olabilir vallahi neden olmasın. Ama 102 kadın milletvekilimiz şimdi var. Şimdi ben bir ters köşe bir şey söylemek istiyorum. Evet, hatta iki şey söylemek istiyorum. Ama sonra da programı kapatmadan libido konusunu bir mutabakata bağlamadan ve bu meseleyi konuşmadan sizi bırakmayız. Yani hiç orada Tülay'ın kitabında kadar kaçın. Kadın asla ne unut affederim unutmaz mı ne vardı orada? Kadın unutmaz. İki konu var. Birincisi. Onu bağlamadan şunu söyleyelim. Şimdi bir taraftan kadın hani ekonomik gücünü eline alsın, siyasete, yönetimde suyun başında suyun olsun başında olacak, evet. Dedikten sonra o dernek başkanı sizi politikacı yapsın, desteklesin deyince istemiyoruz dediniz. İstemediğimiz şimdi, şeyi de istemiyoruz ama, çünkü. Ama olabilir. Öteki kadınlar da istemiyor o zaman. Daha şimdi, istemeyenlere işte tam onu söyleyecektim zaten. Tabii ki istiyorum. Bravo, özellikle isteyenleriniz ben de istiyorum. Ben de İki oldu. Milletvekili isteyen iki kişi var. Siz istiyor musunuz? İstiyorum. Zaten siyaset aslında. Özlem zaten ister. Dört oldu. Hiç istemiyorum. Şimdi bir parantez açmak istiyorum.
kadın kontenjanından ben girebilirim. Öyle oluyor zaten. Niye kadın kontenjanı diyorsun? Niye erkek. Türkiye Kadınlar Partisi kurulmasın? Kuruldu, hiçbir şey yapmadı, merak etme. Şimdi bir şey açabilir miyim? O hanım kursanız. Liderin ettiği sözden aslında, onun aslında bir orada bir parantez var. Çünkü Türkiye'de siyaset bir ticaret müessesesi olarak ele alınıyor. Yani bu zaten erkekler de siyasette ticaret olarak gördükleri için var. Kadınların da çoğu böyle var. Ya kocaları istiyor siyasete girmesini, o partinin kadın kollarında olmasını. Rant eşi istiyor. Yani. Aslında kocası biraz istiyor. Biraz önce onu söylemek istedim. Yani asıl aslında burada o hanımın söylediği, hani herkesin lider olmasını istemesinin sebebi musluğu farklı açıdan başında olmak aslında. Hani olayı siyaseti ticaret görmek. Bizim buradaki ihtiyacımız kadınlarda da erkeklerde de ticaret aracı olarak değil, gerçekten bir kamuoyu görevlisi olarak, yani bugün Cumhurbaşkanından Başbakanına, bakanına, hepsi bizim vazifelilerimizdir aslında. Hani bu kamuoyuna gelince diyorlar zaten. Ha, bu, işte gerçek anlamda öyle olma, o kendisine bunu vazife gören insanların, kadın ya da erkek, bunu kendisine vazife gören insanların siyasete tabii girmesi değişim gerekiyor. Değişim sağlamak için. Hı? Benim hiç bilgim yok mesela. Politikayla. Evet, politikaya. Bir gazeteci başka olarak konuştuk bu saate kadar. Gazeteci olarak ilgim var sadece. Yani soru soran taraf ve anlamaya çalışan taraf olarak, ama siyasetin içinde olmakla ilgili hakikaten en ufak bir ilgim yok. Hiçbir gün bile düşünmedim siyasete girmeyi. Başka şeylere ilgim var. Hayatın daha neşeli taraflarına ilgim var. Ters köşe olarak şu iki şeyi söyleyip ondan sonra reklam arasına gitmeniz lazım herhalde. Birincisi, kadınlar istediklerini isterler, istemediklerini de istemezler. Yani işte böyle bir güçlü kadın öyle olsun böyle olsun diye konuşuyoruz. Bazı kadınlar da bunu istemiyorsa, tıpkı anne olmayı istememek gibi mesela, bunları istememekte de özgürdürler. Dolayısıyla gene bir prototip ve bir klişe üzerinden kadınları tek tipleştirmememiz lazım. İkincisi de belki son kuşakta bunu bir tartışmayı açabilirsiniz. Libido ile beraber gayet güzel gider diye düşünüyorum. Bir gün Amerika'da bir politika programının içinde bir gazeteci olarak 3 haftalık bir kursa katıldığım dönemde, tıpkı bizdeki Kader gibi Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin bir kahvaltılı toplantısındaydım. Madeleine Albright'ın kurduğu bir kadın derneğidir bu ve Amerika'daki kadın adayları destekler. Konuşurken Hillary Clinton o zaman kampanya yapıyordu. Dedim ki ya belki de tarihinizde ilk defa bir kadın adayınız olacak başkanlığa. Kahvaltıdaki kadınlardan biri dedi ki, Özlem Hanım dedi, bizim bir kadın başkanımız oldu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir an şey oldum, dedim ki ya hani çok iyi bilmiyorum Amerikan siyasi tarihini, atladım herhalde diye düşündüm ben. Gerçekten mi, kim dedim. O kahvaltıdaki o kadın politikacı dedi ki bizim dedi Bill Clinton diye bir başkanımız vardı dedi. Bana sorarsanız dedi, kendisi bir kadının özelliklerine sahip, bir duygusal zekaya, empati yeteneğine, iletişim gücüne sahip ve merhamet duygusuna sahip bir başkandı. Hillary Clinton için aynı şeyleri söyleyebilir miyim? Emin değilim dedi. Ben bir kez onun kitabını okudum. Demek ki, çok enteresan bir andı benim güzel. İçin. Demek ki biyolojik cinsiyetle olmuyor bu. Zihniyet. Çok aynen. Güzel bir kitabı var. Tavsiye ederim onu. Adı Vermek. Kimin? To Give. Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton. Peki, reklama gideceğiz. Kitaptırım. Birkaç peki. İzleyici iletisi okuyayım. Ünsal Yurtsever diyor ki, Sayın Cevizoğlu, kadın erkek konusunda lütfen gözümüzde çok büyüttüğümüz Japonlardan biraz konuşun diyor. Aman Allah'ım, korkunç bir vakalar. Japonlar evet. Değil mi? Evet, kadın evet, konusunda. Korkunçlar. Ay, evet, kadınların topuklu ayakkabı giymesini yasaklamışlar. Ne oldu? Türkiye iş ayağı kadın Japonya'da. Yani demek yani ki demek bu mesele kültürel, kültürel. Demek yani. Ki sadece din değil ya da İslam değil. Yani Katolik dini de 1000 yıl kök söktürmüş yani, aynen, kadınlara. Evet. Cadı diye yakmış. Evet, dolayısıyla hani din temelli bakarsak, araç diye kullandık yani, nereye baktığınız ve nasıl yorumladığınız da çok tamam, ilgili. Reklam süresi geldi. Bir dakika çocuklar. Turhan Korkmaz diyor ki, sadece kadın ve gazeteci değil, her biri, sizler için söylüyor, her biri kendi içinde toplumu iyi etüt edebilen, adeta birer sosyolog, birer öğretmen, hepsi özgüvenli ve özlemini duyduğumuz Atatürk Türkiye'sine yakışan 4 cesur yürekli kadını konuk ettiğiniz için size müteşekkiriz diyor. Atatürk'ün evliliğiyle ilgili demin bir ileti gelmişti. Eren Çınar'dan tweet mesajı diyor ki, Atatürk'ün özel meselelere vakti mi vardı? Uğraşıp da yönetemedi. Hani ordular yönettim, kadını yönetemedim sözleri.
Atatürk'ün çok özel bir hayatı mı vardı? Kendine özel evet, zamanları doğru. olamadı ki büyük atamızın demiş. Doğru. Bunları ve benzerlerini az sonra konuşacağız. Doğru.